herkesin genelde sorduğu sualleri de yöneltmek istiyorum. Bu akıllardaki soru işaretleri de ortadan kalksın. Belki bu görüşmeler sağlanmış olsa herhalde Saadet Partisi de AK Parti ile ittifakı ya da seçim işbirliğini yapardı herhalde. Şimdi neden size bir şey söyleyeyim. Tabii bunu iktidar partisiyle yapmadınız. Bunu çok üzülerek ifade edelim. İttifak meselesine gelince bakın biz Sayın Genel Başkan Yardımcısı AK Parti'nin bize gelene kadar hiçbir partiyle biz ittifak görüşmesi yapmadık. Hiç. Dikkat edin. Sadece Genel Başkanımız Tayyip Bey hem başsağlığı münasebetiyle gitti, hem AK Parti'ye Genel Başkan seçilmiş olması münasebetiyle gittiğindeki görüşmelerinde tabii karşı taraftan bir teklif var. Bütünleşelim. Tabiri caizse kapatın gelin. İltihak mı diyor yani? Aynen öyle. Teklif bu. Peki geldiği zaman işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın teklifini yapmaya geldim ben. İttifak teklifi yapıyoruz. Peki nasıl olacak? Bizim genel başkanımız, arkadaşlarımız hepsi dedi ki bakın biz milletvekili, bakanlık, başbakanlık böyle bir pazarlık yapmayız. Bunu ayıp sayarız. Böyle bir pazarlığa girmeyiz. Bakın Türkiye'nin meseleleri var. Ekonomik konularla ilgili, dış politikayla ilgili, terör meselesine yaklaşım konularıyla ilgili. Türkiye'de bir takım ihalelerle ilgili iddialar, şaibeler konuşuluyor. İsrafat var. Efendim bir kamplaşma var. Bu konularla ilgili ne yapmamız lazımı konuşalım. Gerisi ondan sonra. Aynen bunlar söylendi. Bu bir. İki, bir şey daha. Ve bir yaklaşım daha. İşte biz MHP ile herkes kendi ambleminde girecek. Peki biz işte MHP'nin buna karşı çıktığını ihsas ettiler bize. Yani sizin Büyük Birlik Partisi gibi diyorsunuz. Büyük yani. Birlik Partisi gibi şeyinizden sizin efendim listelerinizden girsinler. Biz ayrı ayrı. Yani ne dersin böyle bir şeye? Bizim bunu kabul etme imkanımız yok ki. Böyle bir şeyi kabul etmeyiz biz. Biz bir hareketin adıyız. Ciddi manada. Ülküsünü, hedefini kaybetmiş diğer partiler gibi bir şeyimiz yok ki. Fikri zikzağımız yok ki bizim. Yani 50 yıl önce neyi söylemiş, savunmuşsak, nerede durmuşsak bugün de aynı yerde duruyoruz biz. Aynı şeyleri söylüyoruz. Bizim söylemlerimizde bir değişiklik yok ki. Dolayısıyla burada kastettiğimiz şey şu, böyle bir şeyi kabullenmeyeceğimizi dile getirdik. Ve öncelikli olarak ilkeler diye ifade ettiğimiz, bir takım prensipler diye ifade ettiğimiz Türkiye'nin temel meseleleri konusunda, Amerika ile İsrail konusunda stratejik ittifaka devam edecek misiniz dedik canım. AK Parti'ye aynen, bunu evet, sordunuz. Aynen söylediğimiz cümleler. Cevap? Buna devam edilirse biz Amerika'ya güvenmiyoruz. Güvenmediğimizi siz de yaşıyorsunuz. Bunu görüyoruz. Net bir cevap yok işte bununla ilgili. Ama aynı soruları bunlar, size başka türlü de soruyorlar. Bunların karşılığını CHP'ye sorduğunuzda da onlar size sizin istediğiniz cevabı verdiler elbette mi o zaman ki, diye soruyorlar. Elbette AK Parti'nin veremediği cevabı CHP ki, verdi mi size? Elbette ki asgari müştereklerde birleşmeden biz böyle bir harekete girmeyiz ki. Kaldı ki CHP ile sizin birliktelik dediğiniz böyle bir birliktelik değil ki. Hı hı. Biz onların listesinden onlar bilir. Herkes kendi partisine oy verecek. Herkes kendi partisinde yoluna devam edecek. Ben düşüncelerimle ilgili, söylemlerimle ilgili seçim çalışmalarıma devam edeceğim, çalışacağım. O ayrı düşüncesi varsa devam edecek. Mesela biz, genel başkanımız dedi ki, başkanlık konusunda biz başkanlık sistemi olabilir, başkan bakanlar kurulunu atayabilir ama parlamentonun denetleme hakkı ve gücü yerine getirilmeli. Parlamento şu anda bypass edilmiş durumda. 600 olacak milletvekili. Hmm. Ne işe yarayacak sorusunun cevabını bulmamız lazım. Yargı çok ciddi, hukukun çivisi çıktı tabiri caizse. Bundan herkes şikayetçi ya. Yani parlamentodaki milletvekili, hukukçular da iktidar partisi dahil olmak üzere diğerlerde herkes şikayetçi. Dolayısıyla bunların bir gözden geçirilmesi lazım. Bunların dikkate alınması lazım. Kuvvetler ayrılığının dikkate alınması lazım diyoruz biz. Biz bunu söylediğimiz zaman karşımızdaki tamam diyor. Ama biz parlamenter sistemi istiyoruz diyor şey. Cumhuriyet Halk Partisi. Görüş farklılığımız var. Ama iki noktada asgari müşterek dediğimiz bu. Kuvvetler ayrılığını dikkate alıyorlar. Burada birleşiveriyoruz işte. Bizim zaten sürekli söylediğimiz, konuştuğumuz, ifade ettiğimiz yahu Türkiye'nin
meseleleriyle ilgili konuları oturun konuşulsun. Hiç değilse fikir birliği yapılan konular öne alınsın. Diğerleri şurada dursun, o tartışılsın diyoruz biz bunu. Ama sen bana dersen ki sen kendini kaybet. Efendim adın sanın kalmasın. 50 yıllık bir hareket, milli görüş harekatını devre dışı bırak. Avrupa Birliği'ne evet diyeceğim. Öyle mi? Mümkün değil. İsrail Amerika stratejik ittifakına evet diyeceğim. Öyle mi? Mümkün değil. Ben 50 yıldır bununla bunun mücadelesini veriyorum. Efendim yahut da mevcut vahşi kapitalizme, vahşi liberalist ekonomiye yani faize ve borca dayalı para sistemine, derviş fişer ekonomisine evet diyeceğim. Yok. Biz bu konuların gözden geçirilmesini söylediğimiz zaman karşıdaki adam doğru bakalım derse hiç değilse bir mesafe alınmış olur ciddi manada. Bir konuşma ortamı zuhur etmiş olur. Yani bu ama ortam olsaydı siz AK Parti'de bu seçim işbirliğini yapacaktınız öyle mi? Niye olmasın yani? Bu şu şeyler olduktan sonra niye olmasın? Elbette ki daha uygun olandı diye düşünürüm. İlk tercihiniz şahsen, de bundan yanaydı. Elbette ilk görüşmelerde böyle oldu. Ne diyorum ben size? Bakın ilk defa biz ittifak denilen seçim işbirliği veya ittifak görüşmesini AK Parti ile yaptık. Ama bir defa söylediğimiz sözlere karşılık görmedik biz. Bir defaya. Bir defa. Ama CHP'den edin. Gördünüz. Elbette ki onlar diyor ki tamam şaibe varsa ihalelerde komisyonlar kurulsun araştırılsın diyor. İsrafatı durduracağız diyor. Efendim parlamento güçlendirilsin kuvvetler ayrılığına dikkat edelim diyor. Biz Orta Doğu konusunda Amerika'nın peşine düşmeyeceğiz arkadaş diyoruz. Anlaşmalar yapılır. Bak Türkiye Rusya ile ciddi bir gerginlik yaşadı. Neredeyse savaşın çatışmanın eşiğine geldi. Şu anda Rusya ile bir işbirliği yaptı. Doğru olanı yaptı Türkiye. Yeri gelir bir yerde milli menfaatlerini dikkate alırsın. Amerika ile şurada şöyle yapacağız dersin. Onunla da anlaşırsın. Ama biz Büyük Orta Doğu projesini tahakkuk ettirmek üzere Amerika'nın kuyruğuna takılamayız dedik. Bunun karşısında insanın lal olmaması lazım. Bir cevap vermesi lazım. Bilmem anlatabildim. AK Parti'den bunun karşısında bir cevap hiç almadınız mı? Dolayısıyla. Özellikle yok, bu son süreç. Yani bunlarla ilgili görüşmelerde üzülerek ifade edelim bize gelen arkadaşlar da bu konularla ilgili siz haklısınız denildiği halde cümle bu. Ama peki buyurun. Yaptırım icraat netice, yok diyorsunuz. Netice peki, icraat yok. Evet.